İyi akşamlar. Bu hafta can yakıcı bir gerçeği, yani yoksulluğu ve açlığı konuşacağız. Malum pandemi öncesi yaşanan derin bir yoksulluk vardı. Ne yazık ki pandemi sürecinde artan işsizlikle birlikte birçok aile için bu açlığa döndü artık. Daha önce alışkın olduğumuz çöpten yemek toplayanların sayısı arttı. Ailelerin birçoğu artık öğün atlıyor, çocuklar yatağa aç giriyor, bebeklere de mama yerine şekerli su veriliyor artık. Derin yoksulluk ağının geçtiğimiz hafta açıklanan raporunda tüm bu gerçekler aslında çok çarpıcı bir biçimde dile getiriliyordu. Bugün biz de hem derin yoksulluk ağından Hacer Fogo ile, ki bu araştırmanın proje yöneticiliğinde yapan isimle, ve ekonomist profesör Veysel Ulusoy ile işte bu açlığa varan yoksulluğu ve hükümetin, iktidarın dile getirdiği ekonomik reform vaatlerinin ne kadar gerçekçi olduğunu konuşacağız. Tabii Kemal Göktaş ile birlikte. Kemal, birazdan konuklarımızı alacağız da raporu sen de okudun, ben de okudum ama dehşet bir manzara. Yani belki bunların birçoğunu tek tek hani haberlerde ya da sosyal medyada gördüğümüz manzaralarda, ama toplu halde görünce ve bu kadar yaygın olduğunu okuyunca insan gerçekten dehşete kapılıyor. Ne diyorsun? Yani hani bir annenin çocuğuna mama alamaması, şekerli su vermesi, çocuğunu aç yatırması, hakikaten söylenecek söz bulamıyor insan bu manzara karşısında. Evet, çok etkileyici bir rapor aslında. Yani derin yoksulluk ağı, adı üstünde bir derin yoksulluğu araştırmış. Aslında bunlar toplumun en altındakiler, öyle diyebiliriz. Gelir seviyesi olarak en altta olan kesimi. Ve öyle çok sayıları az değil. Hani ve mesleklerine baktığımızda da şaşırtıcı meslek grupları da bu en alttakilerin arasına dahil olmuş durumda. Hacer Hanım ayrıntıları bize anlatacak. Ama şunu görüyoruz öncelikle. Bu yaygın bir durum. Nüfus olarak, sayı olarak çok fazla var. Ve de artık bu bir sarmal haline gelmiş. Yani bir dönem aslında Türkiye'de eğitim yoluyla sınıf atlamak ve şartlarını iyileştirmek ya da meslek değiştirerek durumu iyileştirmek mümkündü. Bu kırdan kente göçün ilk yıllarında belki hani çok yoksul haldeki insanlar çalışarak, biriktirerek durumlarını düzeltebiliyorlardı, ama bu durum en alttakiler için artık söz konusu değil gibi. Raporda buna da değil diyor. Yani öyle bir durum var ki yoksulluk zaten çok fazla bir kötü manzara arz ediyor. Ama yoksulluktan çıkış da aynı zamanda onlar açısından çok mümkün görünmüyor. Tabii bu aşamada işte sosyal devlet olmanın gereklilikleri o gündeme geliyor. Yine araştırmaya göre yarısı, bu insanların yarısı düzenli bir destek alamıyorlar. İşte belediyeler ya da kaymakamlıklardan destek alanlar var ama yarısı bundan, düzenli bir destekten mahrum. Dolayısıyla aslında orada çürüyen bir insanlık dramı var. Hakikaten hani bir yazarın dediği gibi en büyük ahlaksızlık yoksulluktur. Yani insanların yoksulluğa mahkum edilmesidir. Dolayısıyla derin yoksulluk ağının ortaya çıkardığı bu manzara, hani bir bütün olarak bu manzarayı görebilmemiz gerçekten ekonomi deyince, ekonomik kriz deyince işte döviz kurlarından, borsadan falan genelde bahsediliyor. Ama esasen ekonomi denildiğinde asıl konuşmamız gereken bunlar. Yani ülkede üretilen gelirden, değerlerden bu insanların aldığı payın neden bu kadar küçük olduğu, neden bu insanların derin bir yoksulluğa itildiği ve buradan bir çıkış yolu gösterilmedi. Esasen Türkiye tabii birçok sorunla cebelleşiyor. Bir demokrasi sorunumuz var, insan hakları sorunumuz var, ama bu mesele, yani aslında konuşmamız gereken mesele bu mesele. Yani ürettiklerimizin paylaşılması meselesi, evet. Bir türlü buraya gelemiyoruz. Bu sorunları konuşmaya düşünüyoruz. Evet. Şimdi konuklarımız da hazır. Sayın Hacer Fogo ve Profesör Veysel Ulusoy. Hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi biz raporu biraz, tabii önce rapordan başlayalım istiyoruz. Raporu biraz anlatmaya çalıştık ama Sayın Fogo, hakikaten dehşete düşürücü bir manzarayla karşı karşıyayız. Şimdi temel mesele tabii bir sosyal devlet olmayışı, ama bir de tabii pandeminin yarattığı bir işsizlikten söz etmek gerekiyor ki görüştüklerinizin birçoğu zaten günübirlik çalışan insanlar. Buradan bir başlayalım. Nasıl bir işsizlik manzarasıyla karşılaştınız? Sonra bunun
temel nedenlerini ekonomik olarak da hocamızdan alalım. Şöyle aslında bu derin yoksulluk kavramından biraz başlamak gerekiyor sanki. Tabii. Çünkü çok daha fazla görülmeyen, duyulmayan bir topluluk aslında bizim de çalıştığımız. Benim de yıllarca aslında çalıştığım bir topluluk. Zaten birdenbire pandemiyle ortaya çıkmış değiller, hep vardılar. Ama her nedense görmezden geldiğimiz, aslında yanımızdan geçen kağıt toplayıcı, işte köşedeki çiçekçi, işte meyhanedeki müzisyen, evet, lokantadaki komik garson, aslında her yerdeler ama belki pandemiyle birlikte biraz görünür olmaya başladılar diyebiliriz. Ve derin yoksulluk dediğimiz şey aslında aylık düzenli geliri olmayan insanlar, sigortaları, sosyal güvenceleri olmayanlar, gelecekle ilgili bir yatırımı olmayanlar ve en önemli şey çocuklarına devrettikleri tek şeyin de yoksulluk olması. Yani esas mesele de bu. Pandemi bir şekilde kendi kendilerine çırpınan bu insanları, ayakta kalmaya çalışan ve sadece temel ihtiyaçlar için çalışan, gıda, barınma, sağlığa ulaşmak için çalışan bu insanları ne zaman eve kapattı ve onlardaki o derin yoksulluk iyice derinleşti. Çünkü o temel ihtiyaçların hiçbirine ulaşamamaya başladılar. Yani zaten var olan, belki işte eğitime ulaşıyor, gıdaya ulaşamıyordu. Gıdaya ulaşıyordu, kirasını ödeyemiyordu. Hı hı. Ama bir şekilde ayakta duruyordu. Ama pandemiyle hiçbir şeye ulaşamamaya başladılar. Yani ve gerçekten açlık noktasına geldiler ve aç kaldılar. Ve o kapanma döneminde zaten bildiğimiz, tanıdığımız insanlar gıda yok demeye başladıkları zaman, işte bebek bezi yok, mama yok, komşuda da yok. Yani o komşuyla da idare edilememe bir durum hali geldi. Ve her nedense yerel yönetimler bunu göremedi, anlayamadılar. Yani her zamanki gibi bir sanki böyle bir nasıl söylesem, bir seçim havasında, hı hı, sadece işte kolileri gönderelim, herkesi bir koli gitsin. Evet. O yerel yönetimleri sonra konuşacağız tabii, hem de sosyal devlet olmanın gereksinimlerini. Evet, hocama bir soru sormak istiyorum bu noktada. Şimdi demin de kısaca bahsettiğim ekonomi deyince hani döviz, borsa, göstergeler falan söz ediyoruz. Aslında asıl tartışılması gereken meseleleri hep göz ardı ediyoruz. Genel olarak Türkiye'deki ekonomi tartışmaları böyle yürüyor. Ekonomideki son gelişmelerin, yani işte döviz krizinin ve diğer olumsuz tablonun en alttakilere, yani derin yoksulluk yaşayanlara etkisi ne oluyor hocam? Bir şey değiştirmiyor mu? Çünkü o kadar yoksullar ki belki de bir şeyi değiştirmiyordur. Hocam galiba düştü hattan. Arkadaşlar galiba Veysel Hoca hattan düştü. Tamam, birazdan hocamızı yeniden bağlayacaklar. O zaman Sayın Fogos... Yani aynı soruyu Hacer Hanım da yanıtlayabilir. Yani çünkü ekonomide inişler çıkışlar oluyor. Ben araştırmanızda şunu gördüm. Ortalama gelir, yanılmıyorsam, aylık 700-800 lira civarında araştırma yaptığınız hanelerde. Ekonomideki değişimler bu insanları etkiliyor mu? Yani tabii ki... Çok fazla, aşırı derecede etkiliyor. Çünkü zaten de, yani sizin de söylediğiniz gibi 700-800 lira bir gelir bile değil. Asgari ücret bile değil. Şimdi aslında tartışılması gereken şey de bu. TÜİK'in araştırmaları, DİSK'in araştırmalarına bile girmeyen bir toplulukla çalışıyoruz biz. Yani o aylık gelir hesap edilirken bu insanların geliri hesap edilmiyor. Yani bu insanların geliri neredeyse Dünya Bankası'nın o 1 dolarlık ya da 2 dolarlık o aşırı yoksulluk Afrika'daki hesaba neredeyse giriyor. Yani 3 dolarla geçinen insanlardan bahsediyoruz. Öyle bir perspektifle araştırmanızda baktınız mı? Yani nüfus oranı nedir bu grubun? Yani Dünya Bankası'nın
öngörüsüyle, yani Türkiye ile ilgili yaptığı bir son araştırmaya göre, yani şu anda 1.2 milyon bir artış olacak. Mesela yoksulluk, aşırı yoksulluk diyebiliriz. Ama biz böyle Türkiye ile ilgili genel bir rakam, benim söylemem doğru değil açıkçası. Ama İstanbul'dan baktığımız zaman 5 milyon aşkın insan diyebiliriz aşırı yoksulluk anlamında. Bizim gördüğümüz, yani bizim gördüğümüz, yani kendi şeylerimizden, araştırmalarımızdan yani, ve sahadan İstanbul, diyebilirim. İstanbul'un yani. Dörtte biri o zaman bu durumda. Evet, evet. Çok daha fazla olabilir. Umarım bu konuda bir araştırma olur. Yani daha yani sadece bu konuda bir araştırma olması gerekiyor yani. Hocam soruyu duyabildiniz mi? Biraz önce hattan düştüğünüzde bir soru yönetmiştim. Duyamadım aslında. İlk kısmını duydum ama tekrarlarsanız sevinirim. Evet, yani ekonomik göstergelerdeki bu kötüleşmeler en alttakileri, en yoksulları etkiliyor mu diye sordum. Şunun için sordum. Belki de hani o kadar yoksullar ki bu gelişmeler o kadar kötü ki durumu daha da kötü hale gidemiyor mu? Durum nasıl etkileniyorlar ekonomik krizden? Kemal Bey şöyle, şimdi biz biliyorsunuz maalesef yoksulluğu ve gelir dağılımını iktisat fakültelerinde bile öğretemeyecek duruma geldik. Hatta kapitalist ekonominin hiçbir zaman da sorunu olmadı bu. Sadece Fransız ve Avusturya ekonominde biraz tartışılsa da ve bağımsız araştırmacıların yaptığı yayınlar biraz ses getirse de maalesef hala dikkat ederseniz hükümetin veya ana muhalefetin veya başkasının gündeminde bile değil. Biraz önce Sayın Foko'nun söylediği gibi yani gündem o kadar her gün seçim olacakmış gibi başka konularla meşgul ki biz açlığın, yoksulluğun, hatta ben buna bu dönemde gelirsizliği de katıyorum, tartışamaz hale geldik. Örneğin yoksulluk bildiğiniz gibi her ay TÜİK'in sayfalarında, haber bültenlerinde fiili olarak verilir. Yani bu Türkiye'de şu anda yaklaşık %30 civarında, yani her 3 çalışandan biri ya da her 3 popülasyon elemandan biri şu anda yoksun. Onun da biliyorsunuz 7-8 tanımı var. Yani evet. Örneğin basit bir aile bireyi ya da aile olarak bir haftalık şu anda tatile gidecek paranız var mı? Ya da yine basit anlamıyla evinizi boyatabilecek misiniz şu anda, boyatmak isterseniz? Ya da buzdolabı gibi birkaç dayanıklı tüketim malını değiştirebilecek geliriniz var mı dediğinizde halkın %30'u bu işte 9-10 madde şeklinde eğer üçünü hayır yapamıyorum dediğinde yoksun kısma giriyor. Yoksunluk Sayın Foko'nun da dediği gibi fakirlikle bir de açlıkla birleşmiş kalıtsal bir hale gelmiş. Yani son dönemde pandemiyle çıkan bir şey değil. Sadece pandeminin bize öğrettiği şey o kadar çaresiz bir hükümet politikamız ya da politikasızlığımız var ki elimiz kolumuz bağlandı. Artık insanları açlığa mahkum ettik misali bir politika uyguluyoruz. O da otomatik bir politika. Yani biliyorsunuz Türkiye'de 90'lardan önce de yoksulluk vardı. Evet. Yoksulluk demiyorum. 80'ler önce de vardı ama hiçbir zaman açlığı, yoksulluğu tartışmadık biz o dönemde. Ben çok iyi hatırlıyorum. Hayatım köyde ve Maraş'ın kırsalında geçti. Bir çiftçi çocuğu olarak ben yoksulluğun ne demek olduğunu 90'ların ortasına kadar görmedim toplumda. Yani sadece aile olarak demiyorum. Ama şu döneme geldiğimizde özellikle 2008 krizinin hemen öncesinde, yani 2018 yılının başından itibaren inanılmaz derecede bir sahte zenginliğin tuzağına düştük biz. Yani sahte zenginliğin son bulduğu, artık paraların suyunu çektiği, borcumuzu ödeyemediğimiz bir yapıya geldiğimiz. Yani Osmanlı'nın sanki 1850'den sonraki 1900'e doğru hali. Yani son 50, daha doğrusu son 50 yıl diyelim ona. Ama biz şu anda o kadar teknolojik gelişmenin olduğu, o kadar insanların eğitimle hayatını değiştirebilme olanaklarına sahip olduğu bir ortamda veya gelir yaratma bağlamında inanılmaz derecede inovasyonların, yeniliklerin olduğu bir ortamda Türkiye'de açlığı konuşuyoruz. Evet. Bakın bugün inanılmaz bir
yaklaşım vardı Türkiye'de. O da hükümetin borçlanma maliyetiyle alakalı. Belki bunlar konunun hafif dışında ama bunların da geleceğimizin ne kadar şimdiden satıldığının, şimdiden pazarlandığının, şimdiden bizi fakirlik tuzağına düşürdüğünün kanıtı bunlar. Ülkeler eğer borçlanma ihtiyaçları varsa dolar bazında sıfırla bir arasında dolar faiz maliyeti yıllık üstlenirken biz bunun üstüne 6 puan daha koyarak %7,5'tan borçlanmayla sevindik bugün. 2,5 milyar doları 10 yıllık borçlandık diye. Bu aslında bir batış hikayesi, bir çaresizlik hikayesi. Çünkü gazetelere de baktım ben özenle, kelimeleri de seçmişler mi ve benzer diye. Gerçekten inanılmaz derecede seçmişler ve diyorlar ki %7,5 gelir yaratan senetlerle, tahvillerle borçlandık. Sanki geliri bana yaratıyormuş, sanki geliri hükümete yaratıyormuş, devlete yaratıyormuş gibi. Aslında bu geleceğimizin de bir bakıma fakirliğimizin de bir göstergesi. Bunları tüm yapı olarak kattığımızda şimdiki durumdaki fakirlik tuzağını, gelirsizlik tuzağı ve daha kötü istihdam tuzağıyla beraber düşünmek lazım diye düşünüyorum. Yani hocam aslında şunu söylüyorsunuz, hem bu kalıcı olacak hem de daha kötüye gidecek diye algılıyorum, öyle mi? Zaten çok kalıcıydı. O fonksiyonumuzda da bir kırılma oldu geriye doğru. Yani yapısal bir kırılma oldu. 2008'de ilk kırılmayı yaşadık. Siz buna deprem deyin ya da kalp spazmı deyin. İkinciyi de güya bizim olmayan 2020 pandemi kriziyle yaşadık. Yani bir bakıma olduğunuz seviyeden 2-3 kat aşağı indiniz. Zaten seviyeniz de o kadar yüksek değildi. Ben Hacer Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Raporda bir şey dikkatimi çekti. İkinci raporda, yani dayanışma kısmında dikkatimi çekti. Yardım ya da dayanışma gösterdiğiniz meslek grupları arasında öğretmen var, avukat gördüm, pastacı var. Yani rapora göre şeyi anlıyoruz. Yani en yoksul olanlar işte kağıt toplayıcılar, gündelik işler yapanlar vesaire ama bu mesleklerin de böyle en yoksullar arasına girmiş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte emlakçı var, barmen var orada. Bu yoksulluğun yayıldığının bir göstergesi mi? Evet, şöyle aslında yeni yoksulluk diye tanımladığımız bir şey. Hocam çok daha iyi bilir. Bu pandemi döneminde ücretsiz izne çıkartılanlar bir. Mesela öğretmen dediğimiz işte sözleşmeli öğretmenler, dershanelerde çalışanlar, özel öğretmenlik yapanlar falan birdenbire onlar da yoksullaştı. Mesela bir tekstilde imalat müdürü olarak çalışan kapandı atölye ve ücretsiz izne çıkartıldı ve bu insanlar, şimdi dün de görüştüm böyle birkaç kişiyle, yani o ücretsiz izin devam ediyor, sigortaları devam ediyor ama o kadar kötü ki durumları, kiralar birikmiş, faturalar birikmiş, aldıkları kredileri ödeyemiyorlar. Ama aynı zamanda sosyal yardım da alamıyorlar. Yani şimdiye kadar zaten bir sosyal yardım başvuruları olmamış. Ama bu kadar saçma sapan bir mevzuat hala durduğu için önümüzde sosyal hizmet mevzuatı, ona bile başvuramıyor. Çünkü niye, sigortası devam ediyor? Ama yoksul, ama aç. Gerçekten kirasını ödeyemiyor. İşte kiralar o 2 aylık dönemde ev sahipleri işte almayanlar oldu. Dediler ki işte işten çıkartmayacaksınız, faturalar ödenmeyecek ama o faturalar ortadan kalkmadı, buhar olmadı. O faturalar 3. ayda, 4. ayda 5-6 faturaya dönüştü. Krediler birikmeye başladı, kiralar artmaya başladı ve şu anda o insanlar 6-7 aylık borçları var. Bir sürü insan elektriği kesilmiş durumda. Avukat dediğimiz, öğretmen dediğimiz, işte şimdiye kadar hayatında hiç sosyal yardıma başvuru yapmamış, şimdiye kadar hiç kimseden yardım istememiş insanlar utanarak arıyorlar. Bir şekilde bize ulaşıyorlar ve biz de diyoruz ki hani biz dayanışıyoruz. Biz hepimiz yoksullaştık. Siz de onlardan birisiniz. Hepimiz aynı durumdayız ve bu süreci birlikte atlatacağız diyoruz. Böyle, o insanların durumu da böyle. Yeni yoksullar var ama bununla ilgili ayrıca bir tedbir yok maalesef. Hı hı.
Peki hocam, manzara bu. Şimdi Sayın Fogo anlatıyor ama diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanı sözlerine bakınca da diyor ki istihdam artmaya başladı, işsizlik oranı azalmaya devam ediyor. Yani işsizlik oranı zaten azalıyormuş, hepten azalmaya devam ediyormuş. Böyle bir manzarayla mı karşı karşıyayız gerçekten? Evet, TÜİK'in verdiği rakamlarla öyle. Ama ben bütün dünya ülkelerini hemen hemen hepsini araştırdım. Yani sosyoekonomik ve reel ekonomi bağlamında yaklaşık 200 ekonomiye baktık. Grup olarak baktık tabii. Hı hı. Kendi elemanlarımız, doktora öğrencilerimiz ve benzeri bağlamında. Belki de enflasyonun, belki de işsizliğin düştüğü tek ülke, belki de istihdamın yükseldiği tek ülkeyiz. Belki de biraz hani yumuşatmak için kullanıyorum. Ben hayatımda o kadar krizi inceleyen, doktorasını ekonomik büyüme, teknolojik gelişme ve krizler üzerine yazan bir öğretim üyesi olarak böyle bir fonksiyonel yapıyı görmedim. Zaten çoğu zaman da Türkiye datalarını, verilerini kullanma amacında değilim, kullanmıyorum da. Eğer sağlıklı bir şekilde Dünya Bankası veya OECD'nin almadığım sürece. Ama şu bir gerçek ki, öyle bir ekonomik yapıya sahibiz ki, bunu da açıkça belirttik, yazdık. Kendi köşemde de belirttim gazetede. Hem istihdamın azaldığı, hem işsiz sayısının azaldığı, hem de işsizlik oranının azaldığı tek ülkeyiz. Bunu nasıl yarattık? Ben de hayretler içindeyim ama karşılaştırmalı analiz bağlamında gerçekten yaratabiliyorsunuz. Şöyle, yani düşünün, TÜİK verilerinde anket yöntemiyle tabii toplanan veriler bunlar. Fiili olarak kimsenin yanına gidip de yüz yüze görüşmeler olmuyor. Genelde telefonda oluyor. Hele hele pandemi döneminde de tamamen öyle oldu. Eğer 4 hafta içinde bir iş aramıyorsanız, iş gücünde bile değilsiniz. Ne işsizsiniz ne de işlisiniz. Yani iş gücü içinde bile değilsiniz. Hiç kimse, işsiz kalan veya evine gönderilen bir kimse, iş var diye pandemide Allah aşkına bana söyler misiniz, iş aradı mı? Yani insanlar 3-4 aydan beri ya kendi köylerinde, ya yazdıklarında, ya da Hacer Hanım'ın söylediği gibi fiili olarak evlerine gönderilip yaklaşık 1150 liraya mahkum edilmiş bir yapıdalar. Bu durumda zaten olmayan bir işi anketleri doldurma bahanesiyle aradım diye cevaplayan bir şahıs var mıdır acaba? Yoktur. Bu bağlamda verileri dizayn etmek, verilerin oranlarını belirtmek ya da ortaya koymak o kadar basit ki. Basit bir şekilde iş arayan olmadığı için siz işsiz sayılmadınız. Hatta iş aramadığınız için, iş gücünde olmadığınız için bütün rakamlardan düştünüz. Rakamlardan diyorum, aslında kötü, yani bir insanoğlunun rakamlardan düşmesi diye bir tabir olamaz ama yoksulluk maalesef bizi oraya getirdi. Ben de bunu kullanmak zorunda hissediyorum. Evet. Ve dolayısıyla işsizliğiniz azaldı, işsizlik oranı azaldı ve istihdam azaldı. Çok garip bir şekilde son 1,5-2 aydan beri nereden geldiği belli olmayan yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye iş yarattık biz. Ben de hayretler içindeyim. Yani yaklaşık 35-40 yıldan beri istatistiği çalışırım, ekonometrik modelleri yaparım, nedenselliği analiz ederim. Bütün dünyadaki ülkeleri inceledim. Ben böyle bir şey görmedim. Aslında karar vericiler de böyle bir şey görmedi ama anketlerin verdiği sonuçları belki de yayınlama amacındalar. Mesela biliyorsunuz yoksulluğu, fakirliği, gelirsizliği artıran en büyük etken fiili olarak verilen kamu verileriyle gerçek hayat verilerinin arasındaki mesafe ya da onlar arasındaki oynaklıktır. Biz buna varyasyon diyoruz. Baktığınızda hiç kimse şunun tersini iddia edemez. Sokaktaki enflasyonla, sokaktaki işsizlikle resmi veriler arasında inanılmaz derecede fark var. Yani bunu ortaya koymamız lazım. Bir bakıma biz bunu ortaya koyduk. Belki takip ediyorsunuzdur. Günlük enflasyonu hesaplamaya başladık bir grup akademisyen olarak. Hayır, hesaplamak zorundaydık. Bu hani bir TÜİK'e karşı bir hareket değil ama şundan da gocunmadık. Bir denge denetim olsun. Bu denge denetimde belki özel bir yapıdaki bir akademisyenler grubuyla resmi veriler arasındaki ilişkiyi ölçmek, korelasyonu ölçmek bağlamında. O farkı belki 3 aydan beri takip ettiğinize göre inanılmaz olduğunu biliyorsunuz. Hı hı. Son dönemde, son ayda TÜİK bize biraz yaklaştı ama düşünün, her bir enflasyon puanı, yani 1 puan, örneğin 8 ile 9 arasında açıklanmayan 1 puan reel ücretlerden çalınmış bir bedeldir. Fakirliği artıran bir bedeldir. Yani
Aralık 31'e yaklaşıyoruz. Büyük ihtimal bütün çalışanlar kamu dahil bir zam alacaklar. Küçücük bir zam alacaklar. Bunu da biz resmi verilerle enflasyondan yediğimizde fiili olarak fakirliğin daha da tabana yayılmasına neden oluyoruz. Tersinden baktığınızda aslında bu karar vericiler için de ayağına kurşun sıkmak gibi bir şey değil midir sizce? Tabii. Yani bana nasılsa oy veriyorlar mekanizmasıyla oy teorisini şekillendirirseniz bir gün bunun karşılığı olan fakirlik sizi vuracaktır. O fakirlik de sadece oya yansıma değil, ülkenizin sevdiğiniz, o canı gönülden sevdiğiniz ülkenizin ne hale düştüğünün resmi olarak karşınıza gelecektir. Yani TÜİK kendi verilerinde 100 çalışandan 33'ünün kayıtsız olduğunu söylerken bunun da yaklaşık 100 çalışanın ya da popülasyonun 3'te 1'inin yoksun olduğunu söylerken 1150 liraya eve gönderilen kişiler ve gönderilmeyenleri de, yani kayıtsız çalıştığı için gönderilmeyenler düşündüğümüzde Hacer Hanım'ın söylediği gibi ne kadar kalıtsal bir hale geldiğinin söylenmesi zor olmayacaktır. Üzülüyorum ülkem için. Hocam zaten bu sayılarla oynama öyle bir aşamaya geldi ki bugün Sağlık Bakanı pandemide pozitif vaka sayısını 28 bin civarında bir sayı açıkladı ki çok hızlı bir yükseliş. Çünkü niye? Daha önce hastaneye başvuranları sadece açıklıyorlardı, hastaneye yatanları. Yani pandemide dahi dünyanın gözünün içine baka baka aylarca yalan söylendi ve bu sayılar küçük gösterildiği için önlem alınmadı. Dolayısıyla herhalde dünyada verilerine güvenilmeyen ülkeler arasında en kötü durumdaki ülkelerden biri Türkiye olmaya başladı. Çünkü Kemal Bey, şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi bir hastalık varsa, yani hastalıktan kastım illa sağlık bakımından değil, ekonomide de bir sürü hastalıklar var. Bunların en güzel tedavi yöntemleri sağlıklı verilerden geçer. Örneğin madem sağlığı açtınız, vaka sayıları 28 bin değil de gerçek sayı örneğin 40 bin ise, tabii ben oradaki ölçümü yapmadım ama ölçümü yapmak o kadar kolay ki, çok basittir. Yani günlük hastane apilerini birbirine bağladığınızda 2 dakikada alacağınız bir rakamdır bu. Saniye sürmez. Ve bunu da halkla paylaşmak aslında karar vericilerin de menfaatine bir şey. Zira halk ona göre korkuyla tedbir, elde edilen temizlik yaklaşımıyla sokaktaki davranışını şekillendirecektir ona göre. Ama siz halka efendim sadece 2000 hastamız var deyip hastayı vaka gibi bir algı yöntemiyle empoze ederseniz ben dahil her gün okula giderim, her gün sokağa çıkarım, markete giderim, biraz daha serbest olurum. Şu anda İstanbul'da hal böyle ama bugün bakın vaka sayılarının çok fazla olduğunu ima eden bir yaklaşım öğleye doğru geldi. Ve öğleden sonra İstanbul'da AVM'ler hemen hemen boşaldı. Ben de fiili olarak bugün gittim. Bahçeşehir civarında bir AVM'ye kimsecikler yoktu. Demek ki halk ona göre kendi tedbirini alıyor. Yani 50 bin olduğunda Sağlık Bakanlığı'nı kınayan, onu ne bileyim yerin dibine geçiren bir mekanizma hiç kimse de olmayacaktır. Adam akıllı biz de ya madem 50 bin şeyimiz varmış ona göre tedbir alalım, ona göre ne bileyim günlük yaşamamızı planlama dahilinde bir şekle sokalım. Çünkü 28 bin açıklamakla ya da 2 bin açıklamakla ekonominin üzerindeki maliyeti daha da artırıyorsunuz. Serbest dolaşan bir insan grubu hem hastalığı atıp üzerine alıp tedavi masraflarını, yani bütçeye ekonomik olarak, birim olarak, maliyet olarak ağırlık veriyor. Hem de insan sermayesinde inanılmaz kayıplar oluyor. Bugün bakın benim doktor öğrencim COVID-19 pozitif çıktı. Çok üzüldüm. Yani niye üzüldüm? İş yeri bunun gelmesini istemiş. Yaklaşık 25-30 kişinin çalıştığı bir iş yeri. Ve biliyorum ki hocam dedi, aynen bu cümleyi kullandı. Hepimiz COVID olacaktık. Meğerse gün bugünmüş dedi. O kişi bakın hem ekonomist hem finans alanında uzman hem de bir yazılımcı. 15 gün evde duracak. 15 gün sonra da psikolojik yapısının bozulmasından dolayı her halükarda bozulacaktır. Ne kadar verimli olacak, ne kadar ekonomiye katkı yapacak, ne kadar yoksulluğu azaltacak, ne kadar fakirliği elimine etmek için bir yana bir şey bırakacak. Bir de insan sermayesi bağlamında düşünmek gerekir diye düşünüyorum bu yoksulluğu ve fakirliği. Hı hı.
Peki Sayın Fago, şimdi hem pandemi süreci hem pandeminin daha da arttırdığı bir yoksulluk ve açlıktan bahsediyoruz. Ki sizin çalışma yaptığınız insanların birçoğu zaten günübirlik çalışarak yaşamlarını idame ettirmeye çalışan insanlar. Biraz o manzarayı anlatabilir misiniz bize? Özellikle hem iş yani günübirlik çalışma koşulları hem de temel gıdaya ulaşım konusunda yaşanan durum nedir? Şimdi bu TÜİK'le ilgili ben de bir şey söylemek Tabii. istiyorum. Bu 2019 yılı araştırmasında 17 milyon kişi yıllık 10.670 TL ile yaşamaya çalışıyor demiş. Yani aylık aslında 889 TL giriyor aslında sürekli yoksulluğu ve 17 milyon kişi aslında bu hanelerde işte yaşayan insan sayısı da. Aslında bunu böyle daha da çoğaltabilirsiniz. Özellikle bu pandemi sonrasında da bu sayının çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum ki Dünya Bankası'nın araştırmasına göre de bu sayı işte dediğim gibi 2 milyon daha artacak ya da arttı. Bizim hanelere gelince biraz önce hocamın söylediği çok önemli bir şey vardı. Aslında araştırılmayan, görünmeyen ve bizim bu rakamları aslında sokaktaki insanlarla yeniden yazmak lazım. Niye? Şöyle bir kağıt toplayıcıyı düşünün. Pandemi öncesi bir kağıdın kilosunu ya da hurdanın kilosunu 50 TL'ye satıyordu. Hı hı. Şu anda pandemide sokağa çıktıktan sonra 30 liraya, hatta bugün görüştüğümde 15 lirayla eve döndüğünü söyledi. Ama ya bu korku, yani nasıl anlatsam? Şimdi mesela Çekmeköy, Nişantepe mahallesinden çıkıp Çekçe ile birlikte Ümraniye'ye, Ümraniye'den Üsküdar'a kadar yürüyen bir insanı düşünün. Dönüyor, satıyor 30 TL'ye ve evine bir şey götürmeye çalışıyor. Şimdi esas istatistik bu. Yani ya da işte şu anda müzisyenler sokaklarda seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Sessizce bir eylem yapıyorlar. Onların durumunu düşünün. Şimdi bu müzisyenlerin çoğu birçok ünlü sanatçının arkasında da çalan insanlar. Birçoğunu da tanıyorum ben. Böyle çok büyük isimlerin arkasında, televizyonda belki de izlediğimiz ya da meyhanelerde dinlediğimiz çok yetenekli, çok değerli sanatçılar. Ama şu an şimdiye kadar hiçbir sosyal güvenceleri olmamış insanlar. Yani hayatlarına bir gelecek yatırımları olmayan insanlar. Şu anda sokaklardan para kazanmaya çalışıyorlardı. Bu pandemi sonrasında, sokağa çıktıktan sonra. Şimdi onu da yapamıyorlar. Maalesef yapamıyorlar. Yani o yüzden gerçek istatistik sokakta. Birçok anne gerçekten, yani gıda çok büyük bir problem ve bu problem maalesef gittikçe büyüyor. Hani ben işte önceleri böyle çocuklar okula ulaşamıyor, yani korkunç bir kayıp var falan, ama bir taraftan gıda bu eğitimin o kadar çok önüne geçti ki. Bugün hani bir örnek vereyim, bir destekçimiz kendisi de gidip ziyaret etti, işte bir aileye destek veriyor falan. Şimdi evde internet yok, çocuklar okula gidiyor, uzaktan erişimleri yok. Ben tablet götürdüm, o da internet alacak. Dedi ki işte ben nasıl işte bir Vın gibi bir şey alayım, hani ödeyim falan. Hmm. Ben ona dedim ki ya lütfen gıda gönder onun yerine. Yani anlatabiliyor muyum? Yani çünkü o çocuk gıdaya erişim, yani hiçbir şey yok evde. Yani bir taraftan diyorsun ki ya nalet olsun, hani bırak onu al falan. Yani Önce yaşaması gerekiyor. Yani. Çocuğun önce gıdayı alıp hayata tutunması evet. gerekiyor artık. Yani evet. eğitimin önüne yani, geçti sonuçta. Evet, yani mesela pandemi döneminde destek verdiğimiz zaman işte yani işte hangi mamayı kullanıyor, şu mamayı kullanıyor falan. Şimdi durum şu oldu, iyileşmedi, daha da kötüleşiyor. Şimdi diyor ki işte anne, ben diyorum ki ya geçen ay biz sana bebelak göndermiştik, diyor ki bıraktırdım, diyor bıraktırdım. Bu korkunç bir şey gerçekten. Peki ben bu noktada hocama şunu sormak istiyorum.
AKP iktidara ilk geldiğinde hani muhaliflerin çok meşhur bir ne diyelim rivayetine göre makarna kömür dağıtarak epey bir oy topluyordu. Esasen tabii bu küçümsemeyi hakikaten anlamak mümkün değil. Çünkü her ne biçimde yapılıyorsa da yapılsın ihtiyacı olan insana makarna vermek, kömür vermek çok kıymetli. Yani devlet veriyorsa sosyal devlet uygulaması bahsinde geçmeli. Bunda AKP'nin bu tür sosyal politikalarında son yıllarda bir azalma mı var? Yani yoksa bu artık etki mi etmiyor? Çünkü hakikaten ilk dönemde belediyeler eliyle daha çok yapıyordu belki bunu. Yani büyükşehir belediyelerini elinde tuttuğu için daha kolay yapıyordu. Zaten Hacer Hanımların raporuna göre de yoksul insanların %50'si düzenli olarak yani destek alanların yarısı belediyeden alıyor. Şu anda AKP bu araçları kullanmıyor mu, kullanamıyor mu ya da artık bu yoksulluğu etkilemiyor mu? Kemal Bey, zannedersem sayı olarak bir değişim yok. Yani Aile Bakanlığı'nın sayfasına girdiğinizde yaklaşık olarak 18 milyon zannedersem kişi bu. Ya aynı ya nakdi yardım alıp... Galiba hocamız gene düştü. Evet galiba evet gene düştü. Ya o zaman Hacer Hanım bu destek. Ben şöyle söyleyeyim hemen sizi sorunuza. Yani destekler azaldı, azalmaya devam ediyor. Yani ben bunu sahadan biliyorum, görüyorum. Her gün konuştuğum insanlara da soruyorum. Yani bir sürü çocuk yardımının kesildiğini biliyorum. Engellilerin yardımının kesildiğini biliyorum. Bu pandemi döneminde mesela bir yıllık ya yeniden gidip incelemesi lazım. Sosyal inceleme yapması lazım. Ama bu dönemde yapmadılar da. Yani bir sürü yardımın benim mi? Bu Hacer Hanım, bu söylediğiniz kaymakamlıklar eliyle yapılan yardımlar mı? Çünkü bir de belediyeler eliyle yapılmaya çalışılan yardımlar var. Hepsi dahil. Hepsi kaymakamlık dahil. Ve belediye Hı-hı. dahil yardımların çoğu kesilmiş durumda. Biraz önce Kemal Bey'in söylediği bu hani makarnaydı, işte kömürdü falan Hı-hı. bir partinin yani bunu tabii ki kendisi de öyle görüyor. Bu bir sosyal hak. Yani işte o gerçekten o kömürde, erzakta, makarnada her ne veriyorsa o sosyal. O sosyal haklar azalmaya başladı. Ama tırnak içinde biz solcular, biz bu insanları sadece ve sadece seçim sonuçlarında analiz yapan insanlarız. Niye bu insanlar oraya oy verdi? Niye bu insanlar bu partiye verdi? Bizim işimiz, gücümüz sadece analiz yapmaktır. Maalesef pandemide de o analizler devam ediyor. Maalesef yine sokakta değiliz. Maalesef yine görmezden geliyoruz. Hı hı. Maalesef içten içe hoşumuza bile gidiyor. Ha bak işte durum böyle. Kötüleşsin. Aa yardımlar mı kes? Ben bunlara tanık oluyorum ve bunları da aynı zamanda burada dillendiriyorum. Çünkü durum çok kötü ve biz yanlarında olmak zorundayız, dayanışmak zorundayız. Yalnızlar, öfkeliler ve hiç çaba sarf etmediğimiz insanlar için, hiçbir zaman görmezlik, her zaman görmezlikten geldiğimiz insanlar için belli zamanlarda analiz yapmaya da hakkımız yok diye düşünüyorum. Bunu yani sadece herhalde söylediniz biz derken işte sizin gibi kuruluşların yaptığı şeyler mi yoksa çünkü... Hayata soldan bakan insanlar açısından da söylüyorum bunu, açık söylüyorum. Yani. O zaman ben şunu anlıyorum. Bu insanları arasında da aslında solcuların, yani, solcular diye kategorize ettiğiniz... Yani sol partilerin falan bir çalışması yok herhalde. Yani ilişkisine girdiyse... Pardon. Seste galiba bir sorun oldu. Evet. Seste birbirine girdi. Evet. Şeyi sormak istiyordum da siz konuyu açtığınız için şöyle sorayım. Bir kere yoksulluğun yani İstanbul'daki özellikle yoksulluğun etnik görünümü ya da köken açısından, insanların geldiği yeri açısından görünümü heterojen mi, homojen mi ya da nasıl böyle bir skala yapıyor musunuz? Çünkü bir yandan da gerçekten
sınıfsal bir mesele ama bunun başka nedenleri de olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir onu soracaktım. Bir de siyasal olarak tercihleri hala sabit mi? Böyle bir gözlem yapma şansınız oldu mu diye soracaktım. Bana soruyorsunuz değil mi? Evet, daha sonra hocama da bunu soracağım ama o hattan düşmüştü. Bu soruyu geldi hocamız. Şöyle şeyi o cümlemi tamamlamak istiyorum. Yani mesela işte nasıl geçmişte yoksullukla işte seçim dönemlerinde hep böyle yani biat ve itaat ilişkisi kurulmuş. Hı hı. Ve sosyal yardımlar bunun üzerinde konumlanmış. Ama bir taraftan da diyelim ki diğer belediyeler, aynı parti olmayan belediyeler de o mahallelerde olmamış. Hak temelli söylemleri hak temelli olmuş ama hiçbir zaman o mahallelerde gerçekten o yoksulluğu azaltıcı çalışmalar yapmamış. Bir kere bu iki tarafında oturup böyle başını önüne eğip düşünmesi gerekiyor hepimizin. İkincisi, yani karşı tarafı kategorize etmeden önce, ikincisi çok sınıf altı bir kesim bu kesim, bu topluluk. Yani o yüzden söyledim baştan, DİSK'in tanımının ya da TÜİK'in tanımının çok da içine girmeyen, tam alt grup, hiçbir zaman görünmeyen, işte bir sınıfsızlar aslında bir taraftan da. Yani o nasıl söylesem, yani göçmenler var, hani etnik olarak bakıyorsanız işte inşaat işçileri, işte Kürtler var, Karadenizler var, Romanlar var ama hep böyle en alttakiler, yani ya da işte İstanbul'a çalışmaya gelmiş inşaat işçileri var, işte tekstil için gelmiş insanlar var. İstanbul'un görünmeyen yerlerinde, görmek istemediğimiz yerlerde o Migros arabalarını, işte biz o pandemi boyunca da evlerini bulamadıkları yerlerde oturan insanlar diyebilirim, sınıf altı olarak bakıyorum yani. Şey meselesine gelince, yani siyasi olarak bir değişim yaşıyorlar mı, yaşadılar mı? Şunu söyleyebilirim, gördüğüm şey şu: yalnızlar, öfkeliler, ama bu şu anda bir yere kanalize olmuş durumda değil. Çünkü yalnız bırakılmışlar her iki taraf açısından. Yani hem partiler hem belediyeler anlamında da yalnız bırakılmış insanlar. Yani bu durum nereye döner bilmiyorum. Benim de çok umurumda değil çünkü şu anda bir açlık var. Çocuklar eğitimsiz ve ben mesela ona kanalize olmuş durumdayım. Şeyde nereye giderler, ne yaparlar? Yanlarındayım, önlerinde değil, arkalarında da değil ama yanlarındayım. Peki hocam, sizinle bitirelim. Ne yapılması lazım yani? Kim ne yapabilir? En azından bu yoksulluğun, hani söylemek istemem ama açlığın getireceği daha olumsuz sonuçlara da kaymaması için ne olması gerekir? Son bir iki dakikamız var çünkü. Tabii. Şimdi zaten kalıtsal bir hastalık dedik biz bunu. Yıllardan beri de aslında mücadelemiz bu yönde. Hem ekonomist olarak hem de siyaset bilimciler ve benzeri, sosyologlar dahil herkes. Fakat bu kapsamda gerçi Kemal Bey'in sorduğu soruyu yanıtlayamadım ama internetten dolayı. Maalesef umarım hocam, bir dahaki soru iki dönemlerde olur ama tabii, şu bir gerçek ki biz yaklaşık 10 yıldan beri, 2010'dan beri Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini, bunda özellikle kurumsal yapının bozulduğunu demeyeceğim, çöktüğünü, çöküşe geçtiğini, bu kapsamda yeniden dizayn edilmesi gereken bir üst yapı, mülkiyet hakkı dahil hukuki yaklaşımlar ve benzeri, bunlar belki klasik söylemler olarak geçebilir ama bizim ekonomik reformlar dediğimiz, reformlar bir bakıma yeniden dizayn demektir. Anladığımız reformlar değil, onların hayata geçirilmesi için ön koşul idi. Maalesef biz bunu 2016'dan sonra inanılmaz derecede teptik. Daha doğrusu tedbiri elden bırakmamak gayesiyle bir kenara bıraktık. Zaten ekonominin çöküşü de hissettiğimiz şekilde 2010'dan sonra başladı. Bu kendisini enflasyon, kendisini işsizlik olarak gösterdi. Resmi olarak bize verilmese bile. Temel olarak 16 madde halinde Keynesyen bir yaklaşımla bu açlığı
bu yoksulluğu, bu yoksunluğu ve bu yaşadığımız iki ya da ikiz krizi atlatmanın yolları vardır. Bunlar sadece bir bağlamda değil, fabrika kuralım, efendim tekrar kamulaştıralım ve benzeri. Tabii ki onlar var ama bu kadar basit bir yaklaşımla olacak şeyler değil. Belki siyasetin yeniden dizayn edilmesi, belki de siyasetten arındırılmış bir toplum kurarak başlamamız gerektiğidir. Bu gereklilik hemen 1-2 yılda, 3 yılda çözüme ulaşacak bir mekanizmayı bize yaratmaz. Yaklaşık olarak Türkiye ekonomisine 15 yıllık zenginlik demiyorum, geliri, yani fakirleşme sürecini tekrar yerine koymanın maliyeti sene olarak 20, parasal birimde milyarlarca dolar veya milyarlarca liradır. Bunun için istek yolun yarısıdır ama ondan sonraki çözüm de çok detaya giremeyeceğim ama 16 madde olarak sıraladık. Belki ileriki zamanlarda, ileri programlarda bunu söyleriz. Konuşuruz hocam. Onları satırı satırına uygulamaktır. Başka çözümü yok ama siyasetten arındırılmış bir toplum istiyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Fogo, Sayın Ulusoy. Ne yazık ki çok can yakıcı ama çok sık konuşulması gereken acı bir tabloyu konuştuk. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar, sağ olun. Evet Kemal, dediğimiz gibi bunların daha çok konuşulması gerekiyor ki ne yazık tablo çok kötü. Umarız daha da kötüleşmez diyelim. Bugünlük burada sonlandıralım. Haftaya görüşmek üzere, iyi akşamlar.